Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Cem Hoşgör. Cem Hoşgör Deniz Balıkçılığı kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Teknik bilgi konulu videolarımıza devam ediyoruz. Bu akşam daha önceki videolarımda anlatmış olduğum fluorokarbon besinalarının kullanıp kullanılmaması konusunda bilgi vermek istiyorum. Ben avlarımda ve bütün takımlarımda fluorokarbon besine kullanıyorum. Ama dediğim gibi yani kullanmayabilirsiniz de. Yani fluorokarbonsuz da balık alınamıyor diye bir şey yok. Anlatmıştım. Ben sadece burada şunu söylemek istiyorum. Fluorokarbon misine de fluorokarbon misine seçerken, örnek veriyorum. Bir markanın misinasını aldınız, satın aldınız diyelim. Örnek veriyorum. Shimano'nun K2 modelinin 0.28 mm kalınlığında ve 29.3 kilo çekerinde bir misinasını seçtiniz. Bu da işte bir PE değerine denk geliyor. Anlatmış olduk. Bakın dediğiniz gibi yazıyor. Size daha önce PE değerinden bahsetmiş olduğum bir tablo vardı. Şimdi ezber olmadığı için söylemeyeceğim. Aşağı yukarı PE 6 ya da 7 veya PE 5 ya da 7'ye denk gelir bu. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış yapıp söylemişsem de özür dilerim. Anlatmak istediğim konu bizim burada misinamızın çeker değerinin üstünde fluorokarbon değil çok da altına fluorokarbon almamamız. Yani şu var. 29 kilo çekerli bir misinanın yine aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı aynı çeker değerlerine yakın bir fluorokarbon misinayla eşleştirmemiz gerekiyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Fluorokarbon misinaları eşleştirdiğimiz zaman bu sefer de fluorokarbon misinamız kalınlaşıyor ve düğüm atmamız zorlaşıyor. Örnek veriyorum. 29,5 kilo çekerli bir ipek misinaya 28,7 kilo çekerli bir fluorokarbon misinayı rahatlıkla eşleştirebiliriz. Ama bunun altı da olabilir. Yani illa ki buna takılmayın. İlla buna yakın olacak diye bir şey yok. Mesela benim 20 kilo çekerli bir sinemde 12,5 veya 15 kilo çekerli bir fluorokarbon eşleştirdim. Bana 20 kilo balık da vursa o misine koparmadan ben o hayvanı yorarım. Çünkü tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Sizler de olabilirsiniz. Yani fluorokarbonu kalınlaştırdıkça düğüm atmanız zorlaşacaktır. Düğüm tutması zorlaşacaktır ve suyun içerisinde görünürlüğü artacaktır. Zaten fluorokarbonu balık görmemek için ve aynı zamanda misinanın esnemesi için kullanıyoruz diye daha önce söylemiştim. Misinamızın çok kalın olmaması için çeker değerine çok yakın olmaması da gerekiyor aslında. Yani 30 kilo çekerli ip misine 30 kilo çekerli bir fluorokarbon kullanmamız gerekmiyor aslında. Yani 30 kilo çekerli bir misine 20 veya 25 kilo çekerli bir fluorokarbon da kullanabiliriz. Burada bütün olay balığı yorup yormamanız. Ama illaki çok sağlam vuruyor, çok sağlam basıyor, kalama kapatmanız gerekiyorsa o balık misine kopartacaktır. Artık bu sizin kendi tercihiniz. Ben kendim takımlarım için konuşayım. 20-25 kilo misine ben 19 kilo çekerli, 18 kilo çekerli fluorokarbonlar kullanıyorum ve rahatlıkla da balığı kıyılatıyorum. 10 kiloluk balığı da kıyılattım, 15 kiloluk balıkla da mücadele ettim ben. Koskoca liçerle de mücadele ettim. Balık kaçtı, nasıl kaçtı? Popper'ın iğnesi kırarak kaçtı. Hayvanla 19-20 dakika yakın mücadele ettim liçerle. 15 kiloluk liçer, rahatlıyorum, söylüyorum size. Ve misinam 25 kilo çekerliydi ve fluorokarbonum 19 kilo çekerliydi, 18 kilo çekerliydi. Ve rahatlıkla ben balığı kıyılattım. Hakikaten iri bir balıktı, popper'ın iğnesini kopararak kaçtı. İneği kırdı hayvan yani. O kadar sağlam vurdu hayvan su üstüne. Buradan pay biçeyim. Yani fluorokarbonun kalınlık değerine çok takılmayın. Çünkü kalınlaş arttıkça gördüğünüz gibi fluorokarbonun kalınlığı da artacaktır. Ve buna atacağınız düğüm de zorlaşacaktır. Isıtarak da atsanız. İster Palomar düğüm atın, isterse Albright düğüm atın, isterse AG chain at, F chain at, ne düğüm atarsanız atın. Düğüm atmanız zorlaşacaktır. Bu yüzden fluorokarbon misana seçerken biraz çeker değerinin altın olmasında fayda var. LRF için de aynı şeyi söylüyorum. Spin içinde, Shorjig içinde ve Vertical ve Popping bütün alt takımları spinler için. Mesela bu da yine aynı şekilde 0.23 mm kalınlığında bir misina. 22.5 kilo çekerli. Fakat bu da 20.6 kilogram çekerli bir fluorokarbon misina. Yine bu kullanılabilir. Ya da 19-18 kilogram çekerli fluorokarbon da kullanılabilir. Kalınlığı biraz daha incelteceğim diyorsanız eğer. Şu anda malzeme teknolojileri çok fazla hani şey göstermedi. Belki yarın öbür gün bundan daha ince fakat daha kalın ipek misinalar çıkacak. Ve onlar belki de daha ince fluorokarbonlarla eşleştireceğiz ama şu anki teknolojide bunlar üretiliyor. O yüzden kullanacağımız malzeme teknolojisi de bunlarla sınırlı. Bu yüzden misinalarımızın çeker değerlerini yakın tutabiliriz. Biraz daha aşağısında çekebiliriz. Yani size kalkıp da 20 kiloluk balık vurmaz. Vursa da zaten çekersiniz. Yani sonuçta siz kalama faktörünü kullandığınız sürece o balık kaçamayacaktır.
İzlemişsinizdir bazı yıllarda lerefelerle çeken balıklar çekenler var. Bir sürü kalamayla kapatıp alan balık alanlar var. Yani hepsi incecik 6 kilo 7 kilo çekerli misinalar almışlar. Siz 17 kiloluk misina ve 15 kiloluk misina bunu hayda hayda yakalabilirsiniz. O yüzden kalınlığa takılma. Misinanız çok kalın olmasın. Tek diyeceğim bu. Misinanız çok kalın olmasın. Gerek fluorokarbon gerek ipek misina. Misina inceldikçe avcılar artar. Unutmayın. Görünürlüğü azalır. Bir de size kendim kullanmış olduğum iki tane düğümden bahsedeceğim. İnternet üzerinde birçok düğüm var. Üstadların daha çok anlattığı düğümler var. Çok fazla düğüm var. Fluorokarbon misinalı ipek misina düğümüne bağlamak için. İpek misinalıyla iki tane ipek misina düğümüne bağlamak için. Fluorokarbonla fluorokarbonu bağlamak için. Birçok düğüm var. Ben sadece kendim avlarımda kullanmış olduğum size düğümlerden bahsetmek istiyorum. Çok sağlam ve çok kolay yapılabilen düğümler. Çok da kafa karıştırmayan düğümler bunlar. Biri spin için kullandığım palomar düğümü. Biri de ipek misinayla fluorokarbon misine birine birleştirmek için kullandığım Albright düğümü. İki düğümde de çok büyük balıklar çektim. Çünkü hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sizler de muhakkak yaşamayacaksınız. Ama çok düğümler var. Yani FC-Nut var. Bir sürü düğümler var. Yani mayın düğüm falan var. Çift yününat var. Bir sürü düğümler var. Bu düğümleri ben denedim. En kolay yapılabileni de Albright düğüm olarak tercih ettim ve onu kullanıyorum. Albright düğümü kamera üzerinde, kamera yakın bir şekilde izah etmek istiyorum. Bir adet elimde fluorokarbon misina. Fluorokarbon misini kaldırıyorum. İkiye katlıyorum bu şekilde. İpek misinamı. İpek misinamı. Fluorokarbon misinamın Dublin'in içinden, cross'un içinden bir tıpkı geçiriyorum. Ondan sonra sarmaya başlıyorum. Burasını elimde tuttum. Bu şekilde sarmaya başlıyorum. Bakın bir. 2 3 4 5. Ya bu tur sayımını istediğiniz kadar attınız. 10'a kadar sayabilirsiniz. Ben 5'ten sonra tekrar geri dönmeye başlıyorum. 5 yaptım. 1 tekrar geri sayıyorum. 2 3 4 5 yaptım. Misinamı tekrar ana misinamın geçmiş olduğu bedenden içeri koyuyorum. Alıyorum. Şöyle bir şekil alıyor. Gördünüz mü? Şurayı tükürüklüyorum, ıslatıyorum. Sonra yavaşça misinamı çekiyorum. Oturtuyorum misinayı. Tabii biraz daha ıslatırsam misinam çok daha güzel oturacaktır. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ip misinayla, ipek misinayla, fluorokarbon misinayla birine bağlamış bunlardayım. Fazlalıklarını buradan kaldırıyorum. Fazla misinaları buradan çekiyorum, atıyorum. Bu uçlarını çakmakla yaptıktan sonra gayet sağlam bir düğüm haline gelmiş oluyor. Bu düğüm fluorokarbon misinayı ipek misine bağlarken kullanmış olduğumuz düğüm. İsmi Albright düğümü. Beni sadece kullanan düğüm bol için bunu söylüyorum. Daha sonrasında fluorokarbondan, makaramdan fluorokarbon misinamı kesiyorum. Geldik. Bu şekilde bir tane düğüm attık. Sonra bunu da geldik. İçinden geçirdik. Sıkarken şu kısmı bu düğümün üstüne koyuyoruz. Bakın. Şu da kolay önemli. Bunu sıkarken şu fazla kalan kısmı bu düğümün üstüne koyuyoruz. Böyle sıkmaya devam ediyoruz. Böyle sıkıyoruz. En son düğüm oturduktan sonra en son ne oluyor? Bu üstteki düğüm, bakın alttaki düğümün üstüne oturuyor. Yani üstten bunu sıkmış oluyor düğüm. Eğer nasıl yapıldığını tekrar öğrenmek istiyorsanız internet üzerinden tekrar bakabilirsiniz. Palomar düğümü diye. Çok başarılı ve sağlam bir düğüm. Ben hep bunu spin avlığına kullanıyorum. Nerefe takılmanı da bunu bağlıyorum. Jig avcılığında ise AG Chain Knot diye bir zincir. Biz buna AG Chain Knot diye isim veriyoruz. Yani zincir düğümü. Jig'de kullanıyorum genelde bu düğümü. Sağlam bir düğüm. Vertical Jig'de, Short Jig'de ve aynı zamanda Popping avlarında genelde ben bu düğümü kullanıyorum. Ve güzel bir düğüm. Kolay kolay da kopma yapmıyor. Misinalar kalınlaştıkça palomar düğüm atmak zorlaşıyor. O yüzden bu düğümleri yapmak diğer düğümleri yapmaya göre daha kolay oluyor. Sıcak suyla satıp misinayı yapıyorum ben bu düğümü. O yüzden bu düğümü ben ağır takımlarda, yani
az evvel dediğim gibi şorcik takım, vertical şıkkalıların takımlarında ve aynı zamanda popping avlarında, büyük takım, büyük balık avlarında kullanmış olduğum takımların solid ring ve clips bağlantılarında kullanılıyor. İnternetten bunun bağlanmasına bakabilirsiniz, çok rahatlıkla görebilirsiniz. Sadece ben bu düğümleri kullandığımı söylemek istiyorum. Başka düğüm kullanmıyorum, kafanız karışmasın diye. Yani internet üzerinde birçok düğüm var. Ama en çok çeker değerinin olduğu ve en sağlam düğümler bu düğümler. Başka düğüm denemedim, denemek de istemedim. Ama bin bir çeşit düğüm var, hepsinin farklı çeker değerleri var. Ama şunu da söyleyeyim size. Düğümlerin hepsi ana misline bedenini zayıflatır. O yüzden en az zayıflatan düğümü seçmekte fayda var. Yani 28 kilo çeken, 30 kilo çeken misinin çeker değerini düğümün atıldığı andan itibaren 25-24 kilolara kadar düşürüyor. O yüzden en az düşüren düğüm olarak ben bunları kullanıyorum. Bu düğümleri tercih ediyorum. Sizler de belki bu düğümleri kullanıyorsunuz veya başka düğümler kullanıyorsunuz. Sadece ben burada genel bilgi olarak kullanmak istedim. Palomar düğümünün spin avlarında AG chainlatta, jigging chainlatta, jib short jikallarında, popping avlarında ve aynı zamanda da vertical jikallarında kullanıyorum. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar keyifli seyirler dilerim. Beni izlemeye devam edin.